Diğer sayfalar ve kitaplardaki verileri kullanma. Şu an diğer sayfalar ve kitaplardaki verileri kullanma çalışma kitabım açık. Gördüğünüz gibi sayfa 1'deyim. Sayfa 2'ye geçtiğim zaman burada bir verinin olduğunu göreceksiniz. Sayfa 1'e döndüğüm zaman ise boş olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda kaynak adlı bir kitabım daha var. Buradaki veriler de bu şekilde. Şimdi burada yapacağımız tekrar diğer sayfalar ve kitaplardaki verileri kullanma çalışma kitabına döndüm. Sayfa 2'deki verileri 1'e aktarmak ve kaynak kitabındaki verileri yine ilk sayfamızdaki, ilk çalışma kitabımızdaki diğer sayfalar ve kitaplardaki verileri kullanma çalışma kitabındaki sayfa 1'e aktarmak. İlk olarak diğer çalışma sayfasından verimizi almayı öğrenelim. Öncelikle hesaplamalarda olduğu gibi eşittir işareti yapıyoruz. Daima eşittir ile başlıyoruz. Ve ardından sayfa 2'yi seçiyorum. Seçtiğim zaman zaten sayfa 2 ünlem işareti otomatik gelecektir. Buradan bana hangi veriyi seçmem gerektiğini soruyor. A2 hücresine tıkladım. Seçtim ve tek yapmam gereken Enter'a basmak. Enter'a bastığım zaman ilk verim gelecektir. Tek yapmam gereken artık verilerimi genişletmek. Genişlettim. Otomatik doldurma ile dolduruyorum. Gördüğünüz gibi diğer sayfalardan geldi. Sayfa 2'den geldiğini zaten üzerine tıkladığınız zaman formül çubuğunda görebilirsiniz. Şimdi diğer çalışma kitabından alalım. A7 hücresini seçtim. Aynı diğer sayfadan veri çektiğimiz gibi eşittir işaretini koyuyorum. Ve daha sonra kaynak çalışma kitabını seçiyorum. Tıkladım. Tıkladığım zaman A2 hücresini seçiyorum. Bastım. Bastığım zaman A2 hücresine kaynak çalışma kitabı köşeli parantezler içinde belirecektir ve hangi sayfada oldu? Şu an sayfa 3'te. Sayfa 3'ün A2 hücresi gelecektir. Yine tek yapmam gereken Enter'a basmak. Enter'a bastığım zaman otomatik olarak diğer çalışma kitabından verimi almış oluyorum. Yine sağa doğru sürüklüyorum. Otomatik tamamlama, otomatik doldurma yöntemini kullanıyorum. Fakat burada işlemedi. Bunun sebebi şu gördüğünüz dolar simgeleri. Bunları kaldırayım. Şöyle kaldırdım. Şunu da kaldırayım. Dolar simgelerini kaldırdım. Enter'a bastım. Gelecektir. Sağa doğru sürüklüyorum. Artık göreceli referans kullan düzeltiyorum. Kesin referans kullanmadığım için diğer çalışma kitabındaki verileri alabilirim. Ve aşağı doğru sürüklediğim zaman biraz daha sürüklüyorum. Tüm verileri alabileceğim. Şöyle tekrar bakalım. Örneğin burada diğer sayfadan kullanmıştık. Sayfa olduğu zaman ünlem işareti, sayfa adı ve ünlem işareti. Diğer kitaptan olduğu zaman köşeli parantezler içinde kitabın adı yazar. Daha sonra sayfanın adı ve ünlem işareti, ardından ilgili hücreyi seçer.